Sevgili izleyenler, Vizyon 58 ana haber bülteni ile karşınızdayız. İyi akşamlar. Sivas'ta Damızlı Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği Birliği'nin genel kurulu yapılırken bazı üyeler oy kullanım listesinde isimleri olmadığı iddiasında bulundu. Zaman zaman hararetin yükseldiği genel kurulda gerginlik yaşandı. Müşteriyken 25 anaç koyun keçi ve sahip olan bütün yetiştiriciler genel kurulu toplantılarına katılma ve oy kullanma hakkına haizdir diyor. Ya vali bey, sayın valimiz koyunda köyünde yaşamak için bir sürü nedeni var. Projesinde binlerce koyun dağıttı. İl gıdayla beraber, Tarım Orman İl Müdürlüğü ile beraber. Bizim neden seçme ve seçilme hakkımız yoktu? Vali bey bu kadar üreticinin yanındayken, il müdürü bu kadar üreticinin yanındayken biz eğer bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak seçme ve seçilme hakkımız elimizden alınıyorsa... Sivas'ta Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği Birliği'nin genel kurulu yapılırken bazı üyelerin oy kullanım listesinde isimlerinin olmadığı iddiasında bulunmasıyla gerginlik yaşandı. Başkanım, buyurun. Seçim bitti. Ama kardeşim seçtiğim hapsen hapsen. Hayır. Sakinlerle tek başına, sahiden avukat burada tek başına tutanak düzenliyor. Nerede divan kurulu üyeleri, divan başkanı? Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği Birliği'nin genel kurulu kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirildi. Genel kurula birliğin mevcut başkanı ve adayı Mehrali Deliktaş'la birlik üyeleri katıldı. Atalarımdan öğrendim. Bizler nesillerdir koyunculukla uğraşan, bu işi ileri seviyelere taşımak için var gücüyle gayret gösteren kişileriz. Seçmenler tek tek kimlik kontrolü yapılarak salona alındı. Divan kurulunun seçilmesinin ardından birliğin yönetim, denetim ve mali raporları okundu. Şimdi olmayanların da salondan çıkarılmasını istiyorum. Bunun dışında bakanlıktan da yanımıza bir temsilci gelebilir divana. 205 kişilik seçmen listesinde isimlerinin yer almadığı ileri sürülen birlik üyeleri de salona girdi. Ya arkadaşlar. Oy kullanma haklarının olduğunu savunan üyeler, divan kuruluna seçimde usulsüzlük yapıldığını iddia ederek tepki gösterince salonda gerginlik yaşandı. İnanmıyor musunuz? Kamuya gidilmesi yönünde karar okundu. Burada 1600 kişi var mı da seçim yapılıyor? Burada yapılan şey kanunsuzluk. Öyle bir şey yok. Bu sizin hakkınız değil, bizim hakkımız değil. Burada kendiniz benim arkadaşımsınız, dostumsunuz. Hepinizle günlük günübirlik oturup bakıyoruz. Size karşı değiliz, yanlış anlamayın. İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri ise müdahale etti. Burada 4000 tane üye varsa buraya toplasın 100 kişi. Benim için. Hayır. Şimdi asürüye misiniz? Bak sana sözleşmede diyor ki Baktay Bey geldim size ben asürüye olmak istiyorum. Dedim mi? Dedim mi? Çıkınca değil. Çıkınca değil. Burası meşru. Dedim mi demedim mi Baktay Bey? Siz yönetime buyurun dediniz. Ben de yönetime geldim. Siz kimsiniz efendim? Başkanı divanın bittiğini, genel kurulun bittiğini beyan ediyor. Fakat tutanaklar ortada yoktur. Tutanaklara ekleme yapılıyor. Kesinlikle tutanak yok. Tutanaklarımız kabul edilmiyor. Yapılan usulsüzlükler tutanaklara geçmiyor. Böyle bir divan olmaz. Böyle bir şey olmaz. Genel kurul olmaz. Divan başkanı yetkisini vekaletnamesini sunmamış. Divan başkanı dilekçeyi sunamıyor. Oy kullanamayan birlik üyeleri ise seçimin iptali için savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Toplantı
Divan Başkanı toplantı tutanağını çıkartır mısınız? Sivas SGK İl Müdürü Kadir Boztepe görevinden alındı. Sivas'ta 2017 yılından itibaren görev yapan ve çalışmalarıyla Sivaslıların takdirini toplayan Boztepe'nin görevden alınması şaşkınlık yaratırken görevden alınma nedeni ise henüz netlik kazanmadı. Biliyorsunuz 7143 sayılı kanun ile Sivas SGK İl Müdürü Kadir Boztepe görevinden alındı. Bunların ilk ödeme taksitleri de Ağustos 2018'de Ekim 2018 ilk iki taksitler ödeme süreleri var idi. Boztepe 2017 yılından itibaren Sivas'ta SGK İl Müdürü olarak görev yapıyordu. Burada borçlarını yapılandıran işverenlerimiz ve sigortalarımız herhangi bir sebepten dolayı bu borçlarını ödeyememiş olması nedeniyle bu haklarını kaybetmişlerdi. Ancak kanun yapıcı meclis bu ödeme süresini 28 Şubat 2018'e kadar 2019'a kadar ödemeleri durumunda aynı yapılandırma şartları haklarını kaybetmeden tekrar ödeme imkanı getirdi. Görev süresince yaptığı çalışmalarla vatandaşın takdirini toplayan Boztepe, Sivas'ta görev yapan kurum müdürleri arasında en sevilen isimlerin başında geliyordu. Biz burada işverenlerimiz özellikle ve kendine ve hesabına çalışan esnafımızın yapılandırmış olan borçları var ise bunlara ve genel sağlık sigortası olan sigortalarımızın eğer ilk bu borçları ödememişlerse mutlaka yarın akşama kadar bunlar ödemelerini rica ediyoruz. Çünkü vatandaşın sık sık çalışmalarından memnuniyetini dile getirdiği Boztepe'nin görevden alınması şaşkınlık yaratırken görevden alınma nedeni ise henüz netlik kazanmadı. Yapılandırma şartı bu ödemeye bağlı olarak devam etmeyeceği belli olacak. Ödeme yapanlar yapılandırma haklarını devam ettirecek. Yapmayanlar maalesef yapılandırma hakları iptal edilecek. Boztepe'nin yerine gelecek isimse belli olmadı. Biz sadece daha önce müracaatını yapmış ancak ödeme yapmadığı için yapılandırma hakkı sonlandırılmış olan vatandaşlarımıza yeniden ödeme hakkının 28 Şubat'ta ödeme kolaylığı sağlandı meclis tarafından. Brent petroldeki düşüş nedeniyle akaryakıta üst üste indirimler gelmeye devam ediyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 62 kuruş, motorunun fiyatı ise 1 lira 1 kuruş düştü. Brent petroldeki düşüş nedeniyle akaryakıta üst üste indirimler gelmeye devam ediyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 62 kuruş, motorunun fiyatı ise 1 lira 1 kuruş düştü. Böylece son 3 günde motoruna gelen indirim 4 lirayı, benzine gelen indirim ise 2 lirayı aşmış oldu. Ne kadar alacağım ya? Bir aç bir bakayım ona. Benzinin fiyatı 18 lira seviyelerine, motorunun litresi ise 19 lira seviyelerine geriledi. Rusya-Ukrayna krizinin savaşa dönüşmesi sonrası petrol fiyatları tırmanışa geçmiş ve Brent petrolün varili 130 doları aşarak son 14 yılın zirvesine çıkmıştı. Bu gelişmeyle Türkiye'de akaryakıta üst üste zamlar gelmiş ve benzin 21 lirayı, motorin ise 25 lirayı aşmıştı. Brent petrolün tekrar 100 doların altına inmesiyle zamlar yerini indirime bırakmaya başladı. Sivas'ta yaşayan 20 yaşındaki Esma Hatun Öcalan, karın ağrısı, mide bulantısı ve sindirim sistemi şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Genç kızın karnında küçük bir kitle olduğu tespit edildi. Ancak Öcalan tedavisini ihmal etti. Dayanılmaz ağrıların ardından ameliyat olan Esma'nın karnından karpuz büyüklüğünde kitle çıkarıldı. Kapalı bir ameliyat yaptık. Açığa geçmedik. Senin istediğin gibi ameliyat oldu.
Sivas'ta yaşayan 20 yaşındaki Esma Hatun Öcalan, karın ağrısı, mide bulantısı ve sindirim sistemi şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Hocam, sol karnım ağrıyor dedi hasta. Genç kızın karnında küçük bir kitle olduğu tespit edildi. Ancak Öcalan tedavisini ihmal etti. Geçen süre içerisinde kitle büyüyerek karpuz büyüklüğüne ulaştı. Şikayetler artan genç kız kitleyi aldırmak için çeşitli hastanelere başvurdu. Ancak hiçbir hastane operasyona cesaret edemedi. Herhangi bir şey olmayacak. İnşallah sıkıntı olmayacak. Çare arayan Öcalan özel bir hastaneye başvurdu. Burada yapılan tetkikler sonucunda kitlenin kapalı operasyonla alınabileceği belirtildi. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör Doktor Levent Kandemir ve Gültekin Koç'un yaklaşık 2 saat süren başarılı operasyonla kitleyi çıkarmayı başardı. 20 santimetre büyüklüğünde ve 4-5 kilogram ağırlığındaki kitle doktorların bile şaşkınlık yaşamasına neden oldu. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör Doktor Levent Kandemir, hastanın açık ameliyat olması halinde ileride çocuk sahibi olamama ihtimalinin bulunduğunu belirterek bu nedenle zor olsa da kapalı ameliyatı tercih ettiklerini söyledi. Karın ağrısı şikayetiyle geldi bize. Hastaya durumları anlattık. Hastamız tabii bize güvendi. Dedi ki kapalı ameliyat yapabiliriz sana. Ondan sonra kapalı ameliyat da başarılı bir şekilde ameliyatını gerçekleştirdik. Hasta çok mutlu oldu bu durumdan. Açık ameliyat olmadığı için. Şu anda şifaya kavuştu. Şimdi hastamız 20 yaşında, daha genç bir bayan. İleride tabii çocuk sahibi olmak isteyecek. Kapalı ameliyatın daha çok avantajları var. Açık ameliyat olsaydı ileride belki çocuğu olmayabilirdi. Yani içeride yapışıklıklar falan oluyor. Bunlardan dolayı açık ameliyat daha riskli. Kapalı ameliyat daha avantajlı bir ameliyat. Hasta bir günde iyileşip gidebiliyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör Doktor Gültekin Koçunsa kitlenin karpuz büyüklüğünde olduğunu vurgu yaparak zorlu bir operasyon yapıldığını ifade etti. Büyük bir kiste olan bir hastadan bahsetti. Dış merkezlerde açık ameliyat önerilmiş ama tabii hastamızın genç yaşta olması, onun haricinde kozmetik kaygılar, estetik kaygılar, onun haricinde çocuk sahibi olabilmesi için yani kapalı yöntemle bu ameliyatın yapılıp yapılamayacağı yönünde Levent hocamıza başvurmuş. Levent hocamız da hastayı bana danıştı, birlikte yapabilir miyiz ameliyatımızı diye kapalı şekilde. Ben de hastanın tetkiklerini inceledik, ondan sonra sonuçlarına baktık. Kapalı bir ameliyat yapabileceğimize karar verdik. Göbek deliğinin üzerine çıkan bir kitlesi vardı. Tabii bu kapalı ameliyatı zorlaştıran bir yöntem. Çünkü ameliyata başlarken kistin patlama riski vardır. Ama yani böyle bir şey oluşmadı. Kisti patlatmadan, içeriğini de batına akıtmadan güzelce temizledik. Kist kapsülünü çıkardık. Başarılı operasyonla sağlığına kavuşan Esma Hatun Öcalan'ın annesi Zeliha Öcalan, ameliyatı gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti. Önceden var olduğunu duymuştuk bir kistin. Pandemi döneminde bir muayene süreci geçmemişti. Tamamen tesadüfen muayeneye gittik durumunu öğrenmek için. Ama kistin çok büyüdüğünü, açık ameliyatla mümkün olduğunu anlayacağını söylediler. Levent hocama geldik. O da kapalı ameliyat yapabileceğini söyledi. Sağ olsun Levent hocam yardımcı oldu. Çok başarılı bir şekilde kızım sağlığına kavuştu. Çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Sivas'ta Anadolu Selçuklu Devleti zamanında Kızılırmak üzerine 1200'lü yıllarda yaptırılan tarihi Eğri Köprü ve 1213 yapımı Kesik Köprü sık sık sprey boyalı yazıların hedefi oluyor. Yaklaşık 10 liraya alınan sprey boyaların tarihi köprülerden silinmesinin maliyeti yazının şekil ve büyüklüğüne göre 5 ila 50 bin lira arasında değişiyor. Haber müdürümüz Yunus Budaktaş'ın özel haberini izliyoruz. Sivas'ta Anadolu Selçuklu Devleti tarafından 1200'lü yılların başında Kızılırmak üzerine yaptırılan Eğri Köprü ile yine aynı dönemde yapılan eski adıyla Gürcü Hüseyin Köprüsü olarak da bilinen Kesik Köprü, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyalı yazıların hedefi haline geldi. Müzik
Yetkililer tarafından defalarca silinmesine rağmen tarihi eserlerin üzerine sprey boyayla yazılar yazılmaya devam ediliyor. Köprülerin genelde iç duvarlarına yazılan yazılar tarihi dokuya zarar veriyor. Yaklaşık 10 liraya alınan sprey boyaların tarihi köprülerden silinmesinin maliyeti yazının şekil ve büyüklüğüne göre 5 ila 50 bin lira arasında değişiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Uğur Tuztaş'ı 10 liraya alınan bir sprey boyanın tarihi dokuya hem manevi hem de maddi olarak büyük zarar verdiğini belirtti. Anda belki 5 saniyede, belki 10 saniyede, belki 1 dakikada kolayca yazılabiliyor. Ancak bunların bertaraf edilmesi, yapıdan sökülmesi, atılması ise çok daha kapsamlı bir, sistematik bir restorasyon yaklaşımıyla da belki ele alınması gerekir. Öyle ki bahsettiğimiz çok önemli bir anıtsal yapıda, dekoratif bir duvarda, mesela tek başına yapılmış bir örnek olabilir, başka bir yerde yoktur bu süs, dekoratif unsur. Belki onun tamiri de, yani bu boyanın giderilmesi de restorasyon kapsamında yapıya başka bir zarar da verebilir. Çünkü boya teknikleri, kullanılan yani birbirinden farklı yazılar görüyoruz. Bu yazıların uzun süre tarihi dokuda kaldığını söyleyen Doçent Doktor Tuztaş'ı, yazıların temizlenmesinin maliyetinin 50 bin liraya kadar çıktığını söyledi. Kagir bir duvarda yalın haliyle bir taş örgü görüyoruz. Ama bir bezeme olursa, dekoratif bir unsur olursa, şimdi ilginç şekilde çok şey boyalar da kullanıyor. Bu tezyini unsurlara ciddi zararlar verebilir. Yani bunların arasında yaklaşık bir 10 kat, 15 kat civarında bir 10 ile 15 kat arasında bir temizleme maliyet farkı olabilir. 5 bin lirayı bulur, 15 bin lirayı bulur dediğimiz gibi duruma göre 50 bin liraya kadar ulaşabilir. Çünkü oradaki boyanın nasıl bir sızma yaptığını falan örnekler üzerinden tabii hani şimdi şey yapmamız lazım ama yoğun olarak görüyoruz. Şöyle bir şey olmuyor yani sadece duvara yazalım, burada süs var, burada dekoratif var, buraya geçmeyelim falan demiyor. Farklı renklerde kullanıyor biliyorsunuz. Farklı renklerde kullanılıyor. Tuztaş'ı bu tür durumların yaşanmaması için erken yaşlarda bu konuyla ilgili eğitimler verilmesi gerektiğini vurguladı. Tabii bizim söylediğimiz gibi bunun bir eğitici tarafının olması lazım. Yani bunu tekrar ediyorum. Burada bu gençlere, bu çocuklara belki çok erken dönemlerde falan bir tarihi yapıyı bir kere yani bizim hangi ölçülerle bu kültürün bir parçası olarak gördüğümüzü, bunların önemini anlattıktan sonra bunlara böyle zararlar verilmesinin doğru olmadığını, bu yanlışlıkları çeşitli örnekler vererek belki eğitimin ilk aşamalarında göstermek gerekiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 5. Cumhuriyet Tıp Günleri programı düzenlendi. 8 oturumdan oluşacak olan sempozyum 2 gün boyunca devam edecek. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 5. Cumhuriyet Tıp Günleri programı düzenlendi. 8 oturumdan oluşacak olan sempozyum 2 gün boyunca devam edecek. Her şeyin üstünde tutan, iş hayatının getirmiş olduğu tüm güç koşullara rağmen canları pahasına bir özveriyle çalışan doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın tıp bayramı coşkusunu paylaşmaktan duyduğum mutluluğu. Açılış konuşmasını yapan Rektör Profesör Doktor Alim Yıldız, sağlık çalışanlarının fedakarca görevlerini yaptıklarını söyledi. Yıldız tıp bayramını kutlarken sağlık çalışanlarına da teşekkür etti. Hepinizin tekrar tıp bayramını kutluyorum. Düzenlemiş olduğunuz bu programda emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rektör yardımcısı Doktor Hilmi Ataseven de etkinliğin kitaplaştırılarak sağlık çalışmalarına hizmet vereceğini ifade etti. Evet, tıp gibi geleneklere bağlı eğitimini usta çırak ilişkisine dayandırmış bir kültür için bu gelenekler çok daha önemli hale gelmektedir. Bugün burada ilkini 2011 yılında çok kıymetli
Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ahmet Alim ise konuşmasında Tıp Bayramı'nın tarihçesinden bahsetti. Tıp Bayramı'nın geçmişine bakacak olursanız İstanbul'a gelen, kendini kral zanneden bir İngiliz generalin İstanbul'da bir padişah gibi yürümesine karşı dik duran bir öğrenci topluluğunun orada göstermiş olduğu ve bu vatanın bir karış toprağını bile çiğnetmeyiz, size yedirmeyiz, ezdirmeyiz diyen insanların varlığının bir günüdür. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde Karekod uygulaması başladı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından geliştirilen ve ilk olarak Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda uygulamaya başlanan Karekod uygulaması, fakülteler arasındaysa Turizm Fakültesi tarafından hayata geçirildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde Karekod uygulaması başladı. Dilek ve şikayetlerini Karekod uygulamasıyla anlık olarak takip edebilmekteyiz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından geliştirilen ve ilk olarak Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda uygulanmaya başlayan Karekod uygulaması, fakülteler arasındaysa Turizm Fakültesi tarafından hayata geçirildi. Telefonlarının kameralarından Karekod'u okutan öğrenciler daha sonra ekrana gelen memnuniyet, dilek ve şikayet formlarını doldurarak uygulamadan faydalanıyorlar. Konuyla ilgili açıklama yapan Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Emre Hastaoğlu, öğrencilere memnuniyet sunmaya devam ettiklerini söyledi. Turizm Fakültesi olarak akreditasyon sürecinde olduğumuz için akreditasyon sürecinin en önemli aşamalarından bir tanesi öğrenci geri bildirimleri. Öğrenci geri bildirimlerini düzenli olarak farklı yöntemlerle online anketler ya da basılı matbu anketler yapabilmekteydik. Artık Karekod uygulaması sayesinde öğrencilerin geri bildirimlerini, memnuniyetlerini, dilek ve şikayetlerini Karekod uygulamasıyla anlık olarak takip edebilmekteyiz. Böylelikle hem bizim öğrenci memnuniyetleri ve geri bildirimleri arşiv oluşturabilmekteyiz. Aynı zamanda da öğrencilerin anlık olarak tüm taleplerini karşılayabilmekteyiz. Akreditasyon sürecimizi destekleyici olan bu uygulama sayesinde öğrencilerimize bu hizmeti sunmaya devam etmekteyiz. Öğrenciler ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Turizm Fakültesi Dekanlığı'na teşekkür etti. Fakültemizin düzenlemiş olduğu memnuniyet, dilek ve şikayet formundan istediğimizi istediğimiz zaman dile getirebiliyoruz. Bu yüzden dekanlığımıza teşekkür ediyoruz. Ya, dekanımızın Karekod uygulamasıyla dilek ve şikayetlerini belirttiğimiz sistemi oluşturması için teşekkür ederiz. İsteklerimizi kolayca buradan sağlayabiliyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılının Şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini paylaştı. 2021 yılının Şubat ayında 512 konut satılırken 2022 yılının Şubat ayında bu sayı 87 konut azalarak 425 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2022 Şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini paylaştı. Verilere göre 2021 Şubat ayında 512 konutun satıldığı Sivas'ta bu yılın aynı ayında 425 konut satıldı. Sivas'ta böylece bir önceki yıla göre 87 konut daha az satılmış oldu. Satılan konutların 128'ini ilk el satış, 297'sini de ikinci el satış teşkil etti. Sivas Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan filografi kursunda eğitim gören kadınlar hem çivi çakıp stres atıyor hem de ortaya çıkardıkları eserlerle aile bütçesine katkı sağlıyor. Sivaslı kadınlar şehrin stresini filografi sanatıyla atıyor. Çaktıkları çiviler terapi gibi gelirken ortaya çıkardıkları eserlerle de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Sivas'ta Halk Eğitim Merkezi'nde süren filografi kursunda yaklaşık 15 öğrenci eğitim alıyor.
Yüzlerce çivi özenle ve tek tek ahşap plakalara çakılarak model oluşturuluyor. Oluşturulan modellerin çivileri arasından renkli teller geçirilerek desenler oluşturuluyor. Kursa yeni başlayan bir öğrenci bir eseri yaklaşık bir ayda tamamlıyor. Usta bir öğrenci ise 10 günde tamamlayabiliyor. Ortaya çıkan eserler eserin işçiliğine göre 350 ile 1500 lira arasında alıcı buluyor. Usta öğretici Songül İnal Boztepe, doktorların bazen hastalarını stresten uzaklaşmaları için kendisine yönlendirdiğini söyledi. Kursiyerlerimizle birlikte burada sipariş alıp yapıyoruz. Arkadaşların hem aile bütçesine hem bizlerin aile bütçesine yardımcı olmak için böyle bir şeyler yaptık. Gayet de güzel gidiyor. Ele vurma olasılığı çok fazla. Mesela çivi çaktığımızda ellerimizin patlama olasılığı çok fazla. Onun için aparatlarımız var. Daha dikkatli, daha düzgün çakabilmek için. Tel sardığımızda ellerimiz maalesef kesilebiliyor. Bunun için daha dikkatli olmamız lazım. En kötü 500'den aşağı bir şey çakılmıyor. En kötü çivimiz 500. Şu anda normalde 15 kursiyerim var. Ama pandemiden dolayı maalesef ara ara böyle sıkıntılarımız oluyor ama genelde 15 tane kursiyerimiz var. Hepsi de çakıp rahatlamak için geliyorlar. Şöyle söyleyeyim, ya doktorların çoğu bile bana yönlendiriyor hastalarını. Çünkü çaktığı zaman insanların psikolojisi daha rahat olduğu için stres atmak için buraya geliyorlar. Çivi çakarak stres attığını kaydeden filografi kursiyeri Ebru Yetkin, hem sanat öğrendiklerini hem stres attıklarını ifade etti. Gayet de severek yapıyorum. Ben ayrıca sipariş olarak yapıp satıyorum. Gayet iyi değerlendiriyorum yani. 350'den başlıyor. 500, 600, 1000, 1500. Yaptığımız ürünün inceliklerine göre fiyat artıyor. Aynen, gerçekten çok güzel oluyor. Stres atıyor. Değerli izleyenler, bültenimize spor haberlerimizle devam ediyoruz. Plansor spor haberlerini sunar. Vizyon 58 spor başlıyor. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunun 30. hafta maçında sahasında Altay'la karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalınbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5-2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından çabukluk ve sürat çalışmaları yapan Yiğit Olar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Kırmızı beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. Sivasspor'la Altay 20 Mart Pazar günü saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumunda karşılaşacak. Kadınlar Süper Ligi B grubunda mücadele eden Sivasspor Lig'in 15. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Adana İdman Yurdu Spor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Evet.
Antrenman öncesi futbolculardan Büşra Yılmaz, Esra Gözlük ve Tuğba Doğan açıklamalarda bulundu. Büşra Yılmaz maça galibiyet, puan ya da puanlar almak için çıkacaklarını söyleyerek kariyeri hakkında planlarını anlattı. Adana maçı hava şartları nedeniyle ertelenmiş bir maç. Biz de bu ara iyi değerlendirdik. Çalışmalarımız hala devam ediyor. Puan ve puanlarla dönmek istiyoruz. Başkanımız ve yönetim kuruluna çok teşekkür etmek istiyorum. Her koşulda bizi desteklediler. Atama bekleyen bir öğretmen adayıyım. Aynı zamanda kadın futbolunun verilen değeri görüyorum ve kadın antrenör olarak bu işin içinde olmak istiyorum. Teknik ekipte olmak istiyorum. Teşekkür ederim. Adana İdman Yurdu Spor'un güçlü bir rakip olduğunu ancak bunun üstesinden gelebileceklerini belirten Esra Gözlük ise kendilerine destek veren yönetime teşekkür etti. Adana İdman Yurdu güçlü bir rakip ama biz de iyi mücadele eden bir takımız. Adana'dan puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz. Allah izin verirse inşallah da 3 puanla birlikte Sivas'a döneriz. Biz de bu bir hafta arada kendimize iyi motive ettik, iyi hazırlandık. Bu arada da başkanımıza ve yönetime çok teşekkür ediyorum. Her zaman bizim yanımızda oldular. Tuğba Doğan da Sivas Spor formasını başarıyla temsil ettikten sonra yurt dışına gitmeyi hedeflediğini söyledi. Gerçekten bu tatil, bir haftalık bir tatil bize çok iyi geldi. Hani çok sıkı bir şekilde antrenman yaptık ve bunu çok iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Sivas'ta ben yaklaşık 7 yıldır futbol oynuyorum. Daha öncesinde Gazi Lise Spor Kulübü olarak devam etmiştik. İkincilikteydik. Bu sene Sivas Spor bünyesi altına geçtik ve ilk sezonumuzu geçiriyoruz. Yani Süper Lig olarak çok güzel bir kariyerimiz oluştu. Sonuçta ilk defa bir Süper Lig aşamasında bir yolculuğumuz oldu. Onun dışında yurt dışına transfer olmak veya Süper Lig kariyerimde gidebildiğim kadar hani en üst seviyeye gitmek istiyorum. Plan Sor spor haberlerini sundu. Şimdi sırada hava durumu ve ekonomi var. Plan Sor hava durumu ve ekonomiyi sunar. Yurtta ve dünyada 58 hava durumu başlıyor. Dolar, Euro, Altın ve Borsa. 58 Ekonomi başlıyor. Plan Sor, hava durumu ve ekonomiyi sundu. Sevgili izleyenler, bültenimiz burada sona erdi. Herkese mutlu akşamlar, hoşça kalın.